hem muayenehane açarak kendilerine diş hekimi olduğunu iddia eden insanlar ağır diş sağlığına müdahale etmektediler. Bununla yetinmeyip klinik şeklinde bir çalışmaya girmişler. Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Nebil Seyfettin, sahte diş hekimleriyle mücadele sürecinde yeni bir tehlikeye dikkat çekti. Özellikle vurgulamak istediğimiz çok önemli bir sorun, yıllardır bölgemizde Suriye'den gelen mültecilerin sayısındaki artış ve bu insanların buradaki istihdamları konusunda, ağız diş sağlığına yönelik çalışmalar konusunda bu insanların artık kendi aralarında, mahalle aralarında, kırsal kesimlerde hiçbir denetim, hiçbir yasal bağımlılığı olmayan, kayıt dışı çalışarak, muayenehane açarak ağız diş sağlığı hizmeti sunmaya başladılar. Ağız diş sağlığı hizmeti sunulan kuruluşlar hakkındaki yönetmelikle tüm Türkiye'de diş hekimlerinin çalışma esasları 3224 sayılı Türk Diş Hekimliği Kanunu'yla belirlenmiş olmasına rağmen Hatay genelinde çok sayıda sahte diş hekiminin klinik açtığını belirten Seyfettin, bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Çok iyi biliyoruz ki Hatay, Kırıkhan'da yıllardan beri sahte diş hekimleri konusunda hassas bir bölgede olduğu için yıllardır bunlara karşı bir mücadele verilir. Ağız diş sağlığı hizmetleri temel sağlığımızın bir parçası olduğuna göre ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin sadece diş hekimleri tarafından verilmesi, yasalarla belirlenmesine göre belirlenmiş olmasına rağmen maalesef yaptığımız denetimlerde çoğunlukta Kırıkhan, Reyhanlı, Altınözü ve Antakya'nın değişik bölgelerinde ruhsatsız çalışan, kendilerini diş hekimi olduğunu iddia eden insanların klinik açlığını gözlemlemekteyiz. Bu gerçekten halk sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir, halk sağlığını tehdit etmektedir. Yaptıkları denetim sonucu çalışma izni olmadan kaçak olarak çalışan bu işyerlerinin bazılarının adreslerini tespit ederek yetkililere ilettikleri bilgisini veren Seyfettin, bu yapının devam etmesi durumu da sağlık alanında ciddi sorunların yaşanacağının altını çizdi. Lütfen nasıl mültecilerden gelen insanlar bu ülkede avukatlık yapamıyorsa, savcılık yapamıyorsa, mühendislik yapamıyorsa diş hekimliği hizmetlerini de yapmaları gerekmektedir. Bu insanlara bu hizmetler zaten kamuda rahat bir şekilde verilmektedir. Bizler bu vesileyle Hatay'daki yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz. Büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve yıllardan beri mücadele ettiğimiz sahte diş hekimlerinin yerini almaya çalışan bu yapı eğer devam ederse ileride ciddi büyük sorunlar yaratacaktır. Hatay Diş Hekimleri Odası Başkanı Seyfettin konuşmasının sonunda vatandaşlara bir çağrıda bulundu. Halkımızı özellikle mahalle aralarında, kırsal kesimlerde kendilerini diş hekimi olduğunu iddia eden bu insanların muayenelerinden uzak durmalarını ve sağlıklarını korumasını önemli rica ediyoruz.